İsrail yapay et araştırmaları için milyonlarca dolar fon ayırdı. Yapay et konusu da çok enteresan bir yere gidiyor Ümit Hocam. Evet. Gıdanın da fıtratı değişti. Gıda, yani insanla yetinilmiyor tabii ki. Gıdanın da fıtratı değiştiriliyor. Her şey, yani bir şey bozuldu mu çorap söküğü gibi hepsi peş peşine geliyor. Ki bu da çok tartışıldı. İşte yapay et dinen uygun mudur? Müslümanlar... Uygun mudur hocam? Kesinlikle hayır. Fıtratı değiştirilmiş. Yakında Kurban Bayramı'nda yapay et diyecekler. Evet. Değil mi? Tabii tabii. Yani yapay et sadece hani Kurban Bayramı veyahut da hani bu tür şeylerde değil. Demin ben oraya değinmek istedim aslında. Bununla da alakalı olduğu için şimdi söyleyeyim. Nasıl uzaya bir doktor hologramı gönderildiyse insanları yakında hani kutsal beldelere hologramla gönderip onları aslında bir nevi o manevi duygudan uzaklaştırarak ve bunu benimseterek bir şeyler yapmaya çalışacaklar. Metaverse'de zaten biliyorsunuz. Evet. Başlattılar bunu. Tabii. Haç, Metaverse'de haç. Metaverse'de haç. Caiz midir diye çok konuşuldu. Tabii, hatta ben bir mesaj göndermiştim, paylaşmıştım. Siz de caiz değil mi hocam? Kesinlikle biraz caiz değildir. Çünkü fiziksel olarak hani bu ibadetlerin yapılmış olması lazım. Hologram veyahut da işte Metaverse ya da benzeri şeyler tamamen sanal ortamlarda olduğu için kesinlikle geçersizdir. Metaverse'ün ben bir de daha çok başlamış düzeyinde olduğunu düşünüyorum. Yani evet. Çok beta yani. Tabii, kesinlikle. Çok acayip bir noktaya gidiyor ama şu kafayla bakılsa yani hani bir yönden görelim. Arge yapalım, araştıralım, öğrenelim. Fiziksel olarak gidip ibadetimizi yaptığımızda veyahut da uzaya gittiğimizde acemilik çekmeyelim için olsa neyse. Ama bunun dışında... Mustafa Hocam, sizi böyle alalım. Bu arada sorumuzu tekrarlayalım. 3 dakika sonra kazananları açıklayacağım. Biliyorsunuz pençe kilit operasyonunu yapıyor Mehmetçik şu anda. Mehmetçik'in bu operasyonun adını yazan, pençe kilit yazan, Ne Var Ne Yok Beyaz Instagram hesabını takip edip son fotoğrafın altına yazanlara Canan Karatay kitabı gidecek. 3 dakika sonra doğru cevapları açıklayacağım. Şimdi, hocam ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Öncelikle şu domatesleri ben bir göstereyim. Bunları bizim karşıdaki marketten aldık hocam. Evet. Şimdi burada domateslerin frekansları çok düşük. Ne demek o? Şunu ekrana gösterir misiniz frekans Tabii. düşüklüğünü, kamera görsün. Kamera görebiliyor mu? Evet, Serkan onu bir görsün. Kaç şu anda? 27 mi hocam? -27. -27. Frekans düşük olması ne demek? Bunun sadece pos olduğu anlamına gelir. Yani gıdasal bir fonksiyonu yok demek. Boşa mı yiyoruz yani? Enerjisel olarak bir faydası yok bunun şu anda. Bunun enerjisel olarak bir faydası yok bizlere. Sırf yemek yemek için. Yemek ki domates yedim demek için. Saman. Saman, bravo hocam. Bravo. Peki biz ne yapacağız? Şimdi burada bir bobinimiz var. Önce yasal bir uyarı yapayım. Rütük biliyorsunuz, Rütük bu konuda herhangi bir şey demedi ama Rütük'ü kışkırtmak isteyen birileri, ismini vermeyelim. Evet. Bazı internet sitelerinde yazılar yazdılar. Bunlar ne yapıyor frekanslarla? Ya şunu göstermek bile birilerinin zoruna gitti ya. Kaç defa yazdı o adam yazıyı? İşlerine gelmiyor. İnsanların uyanması işlerine gelmiyor. Şimdi burada bir bobinimiz var Türker Bey. Bu bobinimiz bir frekans dalga yayıcı, skalar dalga yayıcı. Biz bu skalar dalga yayında Fatiha yükleyeceğiz. Ümit Hocam onu açacak. Fatiha. Buraya Fatiha göndereceğiz. Kur'an-ı Kerim ayeti. Yükleyin hocam. Şu anda çalıyor. Okuyor yani. O frekans da Fatiha gidiyor. Evet, burada şu anda Fatiha var. Fatiha suresinin frekansı. Mustafa Kurnaz'ın kendi YouTube kanalında bunu yapıyorsunuz siz. Evet. Frekansla Kadir suresi. Evet. Yani Kadir Suresi de okumadan o frekansla. Şimdi zaten evinizde açık olmalı. Ağzımızda okunan her ayetin bir rezonans değeri vardır. Bizler kulluk vazifelerimizi yerine getiremediğimiz için o rezonans değerini yakalamıyoruz. Biz de ayet-i kerimenin orijinal rezonans değerini frekansa çevirip YouTube kanalımızda müzik dinletisi olarak yayınlıyoruz. Hatta son İhlas Şerifimizi şikayet ettiler, kaldırdılar. Bir grubun işine gelmedi. Sağlık olsun, yeniden yükleyeceğiz. Şimdi biz ne yapacağız? Biz buradaki Fatiha Şerif'in rezonansını domates üzerinde yüklemeyi deneyeceğiz. Bu canlı yayında ilk defa. Bunun gelenekte değeri var. Olacak Allah'ın izniyle. Peki hocam. Bunun gelenekte değeri var. Hocam yapsın deneyi, ondan sonra onunla bir şey söyleyeceğim. Biz bunun testini falan yapmadık ilk kez. İlk kez yapıyoruz. İlk kez burada ortalama 3-4 dakika sonra. Çünkü neden domatesi seçtik onu da söyleyeyim ben. Şu an domates, Fatiha açık değil mi? Açık şu an. Sıvı bir gıdadır. Frekansı açık. Sıvı gıdalar frekansla çok çabuk rezonans haline gelir. İnsan bedeni %70'i sıvı mı? Bilim insanları bunu söylüyor mu? Söylüyor. Biz etkileniyor muyuz dışarıdaki frekanslarla? Kesinlikle etkileniyoruz. Kesinlikle etkileniyoruz. Burada da bu sıvıdaki, ya yani domatesdeki sıvıyı rezonans haline getirmeye çalışacağız Fatiha'yla. Burada eski insanlar hep şunu söylerler.
Yemek yaparken İhlas-ı Şerif okuyun. Kadim ocak bilgisidir bu. Besmelesiz hareket etmeyin. Besmelesiz hareket etmeyin. Şimdi bizi yadırgayanlar olacak bunu söyledik diye. Hatta şunu da ekleyeyim hocam. Buyurun hocam. Sıkıntı çeken, böyle canı sıkılan, psikolojisi bozuk olan kişilere büyüklerimiz hatırlayalım hemen. Bir bardak su alır, bir Ayet-el Kürsi, Felaknas sureleri okur, Fatiha suresi okur, üfler. Üfledikten sonra o çocuğa içirir, o kişiye içirir. Hmm. Şifa niyetine. Çünkü ondaki okunan ayet kerimelerdeki o sure içindeki dalga, o enerji o kişiye şifa olur. Hocam şunlar ne? Hocam onlar cihazın aparatları. Aparatları. Peki şunu da o Fatiha suresinin frekansına giderken şu evimizde olmalı diyorsunuz. Bunun adı ne hocam? Hocam bu normalde bir orgon piramidi. Fakat biz bu orgon piramidini geliştirdik. İki tane kablosu var. Bir tane kablosu gece lambası olarak kullanabiliriz. Evet. Diğeri de herhangi bir AUX çıkışı olan telefon, tablet ve dahi birçok MP3 oynatabilen cihaza taktığımızda bulunduğumuz ortama 4 Hz aşağısında istediğimiz tüm frekansları yayabilir özellikle. Bu ne demek? Biz burada bir Ayet-el Kürsi açtığımızda bulunduğu ortam 35-40 metrekare. Orada bir Ayet-el Kürsi yayını yapıyor. Bizim bunu işitsel kulağımız duymuyor. Ama bu cihazla da ispat edebiliriz. İnsan kulağı ne kadar herzleri duyuyor? 20 Hz aşağısı ve 20 bin Hz yukarısını duymuyor. Yani 20 bin Hz'den yukarıda bir şey varsa duymuyoruz. Duymuyoruz. Hocam. 20 Hz aşağısında duymuyoruz. Bu 4 Hz. Bunu ne yapacaksınız hocam? Nasıl da bir tane yapacaksınız? Takarsınız birazdan hocam. Burada Fatiha'ya bittikten sonra deneyimiz. Ha. Buradan yani sesi duyuruz. Vakit kalırsa. Yaparız. Deneyelim mi? Yani bunu evinizde bulundurur mu diyorsunuz siz? Olması lazım. Çünkü bulunduğumuz ortamlarda elektromanyetik dalgalar çok fazla Türker Bey. Bizim bunları bir şekilde kesmemiz lazım. Hem fiziksel açıdan hem ruhsal açıdan. Neden piramit hocam bu? Piramitlerin zaten orgonun enerjisi vardır. Yani normal piramitlerin herhangi bir piramidin kendi enerji alanı vardır. Şimdi burada piramit deyip de İlluminati'yi yormasınlar. Tek gözü yok. Kabala işaret yok. Mısırlılar o zaman bunu çok eski zamanlarda keşfetmiş. Tabii keşfetmişler. Devasa bir şekilde piramitlerin yapmış. Canlandırma özelliği vardır. Deneyelim mi Türker Bey? Hocam deneyelim, inşallah olmuştur. Kaç? Az önce enerji değeri yoktu. Şu an 60'lardayız. Oo, bir dakika. Bir dakika, ben kendi gözüme göre şöyle yaklaşabilir miyim? Tabii buyurun. Bir dakika. Yani 27 idi az önce. -27 idi. Allah Allah. Sıfırlara geldi. Geliyor 0.6. Ya sadece 1-2 dakikalık bir yükleme ile -03, 0.2, -01 kaça çıktı? Az önce 60'a çıktı. 60'tı. -0. Yani -27'den buraya geldi. 1 oldu. 60 oldu. 105, 102. 100. Yani bir frekans yüklemeyle sadece 2-3 dakika sürdü. Şu an 98 oldu arkadaşlar. Ama neyin frekansı? Onu da altını çizerek söylüyorum. Fatiha Şerif. Bildiğiniz Fatiha Şerif. Domatese Fatiha Şerif frekansı verdik. Frekans 100'ü gösteriyor şu anda. 98. Kur'an'ın mucizliği. Allah Allah. Bilimsel olarak bir ispat, deneydir bu da işte. Peki bunu... Bir şey söyleyeceğim. Buraya da kaldı bak. 100'ü de geçti şu anda. Geçer abi. Daha arttıkça devam eder o. 103, evet. Yani domatese verilen bir Fatiha frekansı domatesi bile etkiliyorsa kendisi nasıl etkiledi? Evet, hani okuyup üfleme diyorlar ya, bazıları dalga geçiyor. Aslında o okuyup üfleme buyurun hocam, ki... Buyurun hocam, şey evet, burada bunu herkes yapıyor. Yani enerji işte değeri bu. Şu anda arttı, bunu yersek en azından... Tabii canım, gıda kategorisine girer. 103. Samandan çıkıp... Gıdaya geçiyoruz. Gıdaya geçiyor. Allah Allah. Çok enteresan hocam. -27'den 100'lere gelen bir frekans, bir enerji değeri. Sadece 3-4 dakika boyunca... Buradan Fatiha frekansı dinletildi domatese. Tebrik ediyorum hocam. Şöyle koydum. Evet, devam ediyordur. Kalabilir. Tebrik ediyoruz gerçekten de. Çok gerçekten hani gıdadaki demek ki biz neler yiyoruz şimdi. Şunu yiyince saman yiyeceğiz biz, hiçbir şey yemeyeceğiz. Şunu yiyince ama gıda yiyeceğiz şimdi. Şimdi Türker Bey, ben bir şey izah edeyim burada. Çok kısa hocam, bir dakika. Bir dakikalık. Biz bu sistemi seralarımızda kullanır isek, okullarımızda kullanır isek, camilerimizde kullanır isek, devlet eliyle lakin, şahıslar değil. Gelecek letaif güzelliği düşünebiliyor musunuz? Tabii. Ben... Demek ki seralarda kullanılmalı mı ya? Kesinlikle. Camilerde ama aslında sürekli zaten hani aşırı şerifler, Kur'an-ı Kerimler okunduğu için orada sürekli o frekans, rezonans. O enerji, rezonans yok mu? Var. Ya. O yüzden insanlar camiye girdiği zaman huzur bulur, huşu bulur. Niye?